Merhaba değerli izleyenler. Bugün 31 Ekim 2023. Ali Tarakçı ve Hamza Yardımcıoğlu ile beraber bir ortak yayın gerçekleştiriyoruz. Anahtar TV, Gerçek TV ortak yayını. Gündemde ne var? Tabii bildiğimiz üzere günlerdir takip ettiğimiz İsrail-Filistin çatışması, İsrail-Hamas çatışması demek belki daha doğru. Bir de ekonomide çok ilginç gelişmeler var. Bunları Ali Tarakçı ve Hamza Yardımcıoğlu ile beraber değerlendireceğiz. Hoş geldin Ali abi, Hamza abi hoş geldiniz. Hoş Hoş gördük. bulduk. İsrail-Filistin'den mi başlayalım? Orada da çok acayip olaylar yaşandı bugün. En önemlisi belki İsrail'in Cibaliye kampına Mülteci yaptığı kampına. saldırı, mülteci kampına yaptığı saldırı olabilir. Bununla Evet. başlayalım istersen. Hamza abi söz sende buyur. Evet. Mülteci kampına bir saldırı gerçekleşiyor ve 400 üzerinde ölü olduğu söyleniyor. Ölü sayıları zaten giderek artıyor. 4.000'in üzerinde zannediyorum toplamda olayların başladığından beri. Ondan sonra tabii bu gelişmeler bunlar sınırlı değil. Yemen'den Eilat şehrine şeye İsrail'e bir SİHA insansız silahlı hava aracıyla saldırı düzenleniyor. Ve bunu da Yemen'deki Husi milisler veya Husi ordusu üstleniyor. Böyle olunca tabii burada Demir Kubbe tekrar devreye alınıyor falan derken Amerika'nın buna bir karşılık vermesi. Zaten bugün şöyle bir şey de oldu. İsrail'in Gazze'deki tünellere girdiği ve orada operasyonlarını sürdürdüğüne dair bilgiler akmaya başladı. Şeye düştü, medyaya düştü. Zaten hafta sonu pazar günü İşte bizim o şeyde de söylemiştik. Bu ilginç tarihleri de hesaplamışlardı. Bunların üzerinden beklentilerimiz vardı açıkladığımız. Onlar da gerçekleşiyor. Neydi o? İşte kanlı ay tutulmasının üzerinden İsrail'den yapılan açıklamayla parçalı bir şekilde kara harekatını başlattık. Bir gün öncesinde yani bir deneme girişi yapmışlardı ve geri çekilmişlerdi. Ve hafta sonundan pazardan itibaren de bunu şiddetlendirdiler. Tabii tansiyon giderek orada artıyor, çalışmalar da artıyor ve dünyadan da çok ciddi ekonomi boyutuyla da uyarılar geliyor ve dünyada bir panik oluşuyor. Mesela bugün Dünya Bankası'nın çok önemli bir açıklaması vardı. Petrol fiyatlarının 150 dolara çıkabileceğine dair uyarıda bulunuyor ki zaten bu şu an küresel ekonominin yerle bir olması anlamına gelir yani. Şu Şu an an 80 düşüyor diye biliyorum ben ama tam zıttı bir evet, açıklama evet geldi o zaman. 86 dolar 90 doların üzerine çıkmıştı. Oradan bir gerileme yaptı ama bu savaşın boyutunun büyümesiyle ondan sonra tabii Lübnan'dan da açıklama geliyor. Hizbullah'tan. Hizbullah'ın Cuma günü ne kadar bir süre verdiği falan söyleniyor. Yani bir de şimdi ya ben bu savaşı hep böyle ekonomideki problemlerin bir sonucu olarak görüyorum. Savaşın sonucu olarak ekonomik kriz falan ortaya çıkmıyor. Ve öyle bir tablo var ki mesela bak bugün Amerika'da yapılan açıklamalar var. Hatta onu haberler üzerinden de gösterebiliriz. Ali abi, senden rica etsem o ekrana verebilir misin? Bir şey ekledim ben oraya. Sayfa ekledim. Altta gördüğün sayfa. Yani ben direkt kaynaklarına da göre şey yapayım. Yani bak bir tanesi, bunlardan bir tanesi şöyle söylüyor. Amerika'da halka açık yani hisseleri satılan halka açık şirketler içerisinden 516 tanesi iflas başvurusu yapmış Ocak ayından Eylül ayına kadar 2023 yılında düşünebiliyor musunuz? Aslında berbat bir tablo var arka planda. Korkunç bir tablo var ve bu gizleniyor. Ve şu anda Amerika'daki borsada işlem gören şirketlerin %10'unun şeyde 2001'de ama şu an o sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. %10'un zombi şirket olduğu hesaplanmış. Zombi şirket de şu demek. Yani o kadar borçlu ki bu şirketler bunların gelirleri, kazandıkları para bunların borçlarının faizlerini ödemeye bile yetmiyor. Yani teknik olarak bu borçları ödemesi mümkün olmayan ama sürekli daha fazla borç verilen ve ayakta tutulan. Yani bir söz var bakın çok şeydir. Sizin mesela 100 bin lira bir borcunuz varsa bankaya bu sizin sorunuzdur. Ama sizin 100 milyar dolar borcunuz varsa bu bankanın sorunudur. İşte böyle büyük dev şirketler bunlar ve o kadar bunlar borçlandırmışlar ki bu borçları var ki batmasınlar diye daha fazla borç veriyorlar. Yani ödeyemeyecek hale geliyor. Bir de üstüne para veriyorlar. Böyle bir sistem var ve şu anda
Bu şirketlerin içerisinden zombi olanların 516 tanesi sene başından beri iflas başvurusu yapmış ve bunun arkası da dalga dalga gelecek. Amerika'da bakın bugün yine açıklanan hazine bu senenin son çeyreğinde 776 milyar dolar daha borçlanacak. Korkunç bir rakam yani, 1 trilyona yakın. Ki yılın tamamı olarak üzerinden baktığında 1.7 trilyon dolar açık verecek Amerikan federal hükümetin bütçesi. Şimdi orada zaten bir borçlanma krizi yaşanıyor, bir bütçe krizi yaşanıyor. Bu kriz borç tavanı krizi olarak geldi, sonra geçici olarak bir süre tanındı. 2020'de o aşıldı ama bu sefer ardından şey başladı, bütçe krizi. Ve bunu da bu sefer orada da geçici bir tarih koydular, 15 Kasım. Bakın 15 Kasım'a 2 hafta var burada. Yani 15 Kasım'da bu tanımların ek bütçe de olacak. Orada hükümetin kapanması, bu government shutdown denilen olay var ya, bunun üzerine yayınlar yapmıştık. O risk yine yaklaşıyor. Ve bir de böyle bir ortamda yani son çeyrekte 776 milyar dolar daha, bakın daha diyorum, üstüne eklenecek. Zaten Amerika'nın şu anda federal borcu 33.7 trilyon dolara gelmiş. Mümkün değil, Amerika'nın GDP'sinin yıllık üretiminin 1,5 katına çıkmış. Böyle bir ortamda bu borçlar daha da artıyor. Bir taraftan kredi daralmaları var. Şirketler, şimdi az önce zombi şirketler dedik, 500'ün üzerinde şirket iflas başvurusu yapmış ki bunlar yani halka açık şirketler yani. Bunlar borsada işlem gören. Borsada işlem görüyor. Bunlar iflas, şimdi daha fazlası iflas. Neden? Faizler artıyor. Faizler artarken kredi daralması yaşanıyor. Bunlar nasıl ayakta duruyordu, zombilerin ayakta durma şeyi? Daha fazla borç verilmesi. Daha fazla veriyorlar ki batmasın. Ama böyle bir ortamda bunların arka arkaya batıklar geliyor. Bir sürü iflas haberleri. Mesela daha dünkü yayında söylediğimiz Johnson & Johnson'ın iflas açıklaması, iflas başvurusu gündeme geldi. Her gün böyle dev şirketlerin iflasları karşımıza çıkıyor. Al bak, Dünya Bankası petrol fiyatının 150 dolar varili olarak tırmanacağını söylüyor. Bunun sebebi de işte İsrail-Hamas ile başlayan Orta Doğu'daki karmaşanın bu şeyi etkileyeceğini söylüyor ki bu ne anlama gelir? Bu da enflasyonla mücadele eden dünyada ve bunun uğruna faizleri yükselterek ve sıkı para politikasına geçerek ekonomileri batırma, şirketleri iflas ettirme, işsizliği patlatma pahasına bu mücadele devam ederken petrol fiyatlarıyla bütün maliyetlerin yani fiyatın neredeyse iki katına yaklaşmasıyla üretim maliyetlerinin de çok feci artacağını, enflasyonun tekrar patlayacağını ve bu kadar mücadelelerin merkez bankalarının hiçbir işe yaramayacağını, yani korkunç bir küresel ekonominin artık evet, sonuna işaret eden bütün şeyler gelişiyor. Bak bugün mesela bir haber daha, 2008 krizinden beri yani İngiltere'de mortgage kredi borçları en yüksek seviyeye gelmiş. Yani hep böyle 2008'den beri olan en seviye, her seviye şeyin en seviyesi. En seviyeler yani, dönemini yaşıyoruz. Bu arada son haftalarda bu tip haberler de oldukça arttı abi. Yani seninle aylardır yayın yapıyoruz. Ama son haftalarda daha fazla arttığını gözlemliyorum bu tip haberlerin. Vallahi ben artık bu işin sonuna geldiğimizi ve artık burada karşımıza sadece haftalar kaldığını görüyorum. Yani bu piyasalardaki korku ve panik endeksine baktığın zaman, duygu durum endeksine, şu 25'in altı aşırı korku, panik. Bir aşağı gidiyor, bir yukarı gidiyor. Bir aşağı, şu ibre var ya, kaç gündür, hatta kaç haftadır. Şu an ekranda bir aşağı değil. Bir buraya. Değil mi? Ali abi, ekrana verebilir miyiz onu? Neyse. Bak şu işte, bu ibre bir burada, bir aşağı. Takip ediyorum bir haftadır. Böyle bir aşağı bir yukarı bir paniğe geliyor. Ve en sonunda bir gelecek, şuradan sıfıra kadar düşecek yani. Ve burada olayın patladığını biz izleyeceğiz. Evet. Böyle bir tablo var yani. Sözü çok uzatmadan Ali abiye de söylüyorum. Bu konuyla ilgili son bir soru soracağım. Yorumlarda gözüme çarptı. Birkaç izleyicimiz yazmış. Ardından sözü Ali abiye vereceğim. Ölü kedi sıçraması, piyasalarda ölü kedi sıçraması var şeklinde bazı yorumlar gördüm. Evet. Senin de böyle bir gözlemin var mı? Var, aynen öyle. Şu hatta ben göstereyim sana ölü kedi sıçramasını. Ben direkt göstereyim yani, gözümüzle birlikte görelim. Bakın S&P 500'de örnek yani, diğer şeylerden de gösterebilirim. Yükselen trend kırılıyor, alçalan trend kanal içerisinde o da kırılıyor ve burada 200 günlük ortalamasının altına düşüyor ama buradan hop buradan bir test doğru hareket yapıyor. Oradan aşağıya ama teknik bir şeyden bahsediyorum ama mesela bak daha Nasdaq'ta al, kanaldan aşağı inmiş. Şu anda buraya tekrar bu seviyeye girip buradan bir tepki yiyip aşağı düşmesi teknik olarak beklenebilir.
aynı benzer durum şeyde söyle ismini Dow Jones'ta karşımıza çıkıyor. Bütün bunlara bak şuradaki hareket bir ölü sıçrama, kedi sıçramasını bize düşündürüyor. Bütün bunlar sıkıntılı yani çok ciddi bir patlamanın artık eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Evet. Ali abi sözü sana vereceğim ama ekrana da bir şey yansıtayım. Onunla beraber böyle kısaca bir şey yapalım. Hemen ekrana verdim görüntüyü abi. İsrail ordusunun paylaştığı görüntüler. Şu an geldi mi abi sana görüntü? Sesini Ali abinin alamıyorum sesi şu an. Kapalı mikrofon herhalde. Kapalı benim mikrofon. Sesim kapalı ama herhangi bir şey gelmedi ekrana. Ha şurada abi. Gördüm. Bir saniye. Tamam. Evet. Ali abi bunu İsrail ordusu paylaşmış. Gazze'ye harekat yapan kara ordusu birliklerinin görüntüleri olduğu iddiasıyla paylaşılmış. Bu görüntüyü de yorumlamanı isteyeceğim ama bunun yanında bugün vurulan mülteci kampında çok ciddi sayıda insan öldü ve İsrail artık sanıyorum hiçbir şeyi ve hiç kimseyi gözü görmeden bu şekilde devam edecek gibi bir görüntü var. Yani ya oradaki herkesi öldüreceğim ya da buradan defolup gideceksiniz kaba tabirle böyle bir görüntü çiziyor. Bunlarla ilgili yorumlamalarını alayım abi. Buyur, şimdi bundan başlamadan evvel Ömer şunu alıp istersen biraz farklı bir şekilde başlamak istiyorum. Bugün bizim kapağımızda yayına girmeden evvel Yemen savaşa girdi diye vermiştik. Yemen füsatlı oraya savaşa. Gelecektim evet abi. Evet oradan başlayarak oraya geleceğim. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bir harita göstermek istiyorum. Yemen burada. Gazze'de burada. İsrail ve çok, Filistin. Çok uzak mesafe. 2200 kilometre. Yani Yemen'in savaşa girmesi falan hikaye. Yani işte Yemen füze attı, savaşa dair oldu. Husiler buradan doğru gelecek. Nereden gelecekler? Bana biri göstersin bu haritada. Abi bir şey soracağım. Burada merak ettiğim bir konu. Muhakkak sen detaylıca araştırmışsındır. Anlatacağım şimdi. Yemen'in bu kadar uzun menzilli füzeleri var mı acaba? Şimdi çok daha başka bir şey daha vereceğim şimdi. Bir harita daha. Bu da Yemen. Yemen şimdi üçe bölünmüş bir Yemen var. Bu nasıl bir üçe bölünmüş onu söyleyelim. Hemen anlatayım onu da. Şimdi şöyle geleyim az. Hemen bilgilerime de geleyim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in tanıdığı burada bir Yemen var. Pembe olan. Yani Yemen devleti denilen Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Yemen. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde olan bir bölge var ve aynı zamanda da Husilerin yani İran kontrolünde olan bir bölge var. Şimdi Yemen burası. Ya bu herkes şimdi konuşuyor işte bizde bugün kapakta özellikle farklı bir şey. Yemen savaşa müdahil oldu. Abi buradan İsrail'e müdahil olabilmesi, Husilerin geliyoruz demesi hepsi hikaye. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Yemen ordusu denilen bir ordu da öyle afaki çok güçlü bir ordu falan değil. O açıdan buradaki Arap ülkeleri bu sürece müdahil etmedikleri sürece bu bölgede hiçbir şey olmaz. Yemen savaşta olayı da İran'ın hikayesi. Yani İran özellikle hiçbir şeye müdahale etmeyerek bir algı çalışması yapıyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani İran'ın bir İran propagandası yapılıyor. Hizbullah üzerinden de bir İran propagandası yapıyor. Bakın bugün ya dünden başlayan hatta cumartesiden başlayan Gazze'ye, cuma akşamından itibaren İsrail Gazze'ye bölüm bölüm parça parça giriyor. Hizbullah'ı görüyor musunuz sahada? Herhangi bir yerde var mı? Yok. İran var mı bir yerde? Zaten İran'ın bölgede Hizbullah üzerinden bir oyun kuruyor. Aslında olan tüm Gazze'liler oldu. Ben şimdi bir tarih bir şey anlatmak istiyorum. Bugün hem izleyicilerimize de bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi ben özellikle hem bizim kendi coğrafyamızda yani Türkiye'de hem de bölgede hem de dünyanın herhangi bir yerinde bir gelişme olduğunda hiçbir gelişmenin rastlantı olmadığını, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ve olayların birbiriyle bağlantısı
olduğunu anlatıyorum sürekli olarak. Şimdi İsrail meselesine bakınca dört evrede okumak gerekiyor. Dört aşamalı olarak okumak gerekiyor. İsrail ve Filistin meselesini ve Orta Doğu'yu. Birinci evre 1909 ile 1947 arası aslında. Yani burada İsrail Devleti'nin kuruluş süreci olarak bakmak gerekiyor ve burada İngiltere'nin hegemonyası var. Ama İngiltere'nin bu hegemonyası belli bir süre sonra çekiliyor İngiltere bölgeden. Ve özellikle 1909 ile 1947 arasında tarihsel bölgesel gelişmeleri, yani o coğrafyadaki iki tane önemli gelişme var. Bir tanesi Bolşevik devrimi gerçekleşiyor 1917'de ve Türkiye'de 1920'de Ulusal Kurtuluş Hareketi başlıyor. 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor ve doğal olarak Osmanlı'yı bitiyor. Osmanlı tarihsel olarak bu bölgeden elini çekiyor. Şimdi ikinci evre 1947 ile 1970 ve burada da iki tane büyük savaş var. 1948 ve 1967 savaşı. Bu iki savaşta da İsrail aslında Arapları tepeliyor çok net bir şekilde. Yine bu 1947 ile 1970 arasında iki tarihsel gelişme daha var. Bir tanesi Türkiye'de 1960'ta darbe gerçekleşiyor. Bakın 1960'ta bu arada yine hemen bir şey vermek istiyorum, bilgi daha vereyim. 1948 yılında Menahem Begin'in örgütlediği, onun başında bulunduğu bir örgüt Deir Yassin katliamı gerçekleştiriyor ve İngiltere bölgeden çekilip gidiyor. 1945 yılında Arap Birliği kuruluyor ve Arap Birliği kurulduktan sonra ne yazık ki Arap Birliği İsrail karşısında yine başarısız oluyor. Şimdi dönem dönem yine gitmek istiyorum. 15 Mayıs 1948'de Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye İsrail'e saldırıyor. Bu Arapların Nakba felaket diye nitelendikleri bir gün İsrail açısından bu bağımsızlık savaşı, Araplar açısından ise büyük bir dağılma gerçekleşiyor. Mısır ve Arap ordularının farklı hesaplardan ortaya çıkıyor, hareket ettiği ortaya çıkıyor. Çünkü herkesin kendi bir hedefi var. Ürdün Kralı'nın başka hedefi var, Mısır'ın başka bir hedefi var. Ve yine çok ilginç, o tarihlerde, 1940'lı tarihlerde yine biliyorsunuz Suudi Arabistan Krallığı kuruluyor. Şimdi devam etmek istiyorum. 1948-1967 arasında 6 gün savaşı yaşanıyor. Kudüs Doğu Batı, Kudüs Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Mısır'da 1952'de askeri junta gerçekleşiyor. 1953'te İran'da Musaddık devriliyor. 1950'de kanlı bir darbe oluyor ve 1960'da Türkiye'de bir darbe gerçekleşiyor. Bakın bu darbelerin aslında baktığınızda şey olarak bölgedeki ülkelerin istikrarsızlaştırılması üzerine kurulan ve İsrail'in önü açılan tarihsel bir süreç. Bunu da bir kenara koymak istiyorum. Yine 1960'lardan itibaren Cemal Abdülnasır dönemi başlıyor Arap dünyasında ve fırtına gibi esiyor. Nasır dönemi diye hatırlayın bu dönemi. Süveyş kanalı projesine İsrail'e boyun eğdiriyor. ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in ortak güçleri sarsılıyor. Nasır 1962'de Yemen'e asker çıkarıyor. Bu Suriye-İran arasında günümüzdeki devam eden savaşın ilk perdesi olarak ortaya çıkıyor. Nasır'ın 1950'deki kanal harekatı başarıya ulaşıyor. Suriye ile Mısır'ı birleştiriyor. Yemen'e müdahale ediyor. Ve ne yazık ki Nasır daha sonra ölüyor ve Nasır'ın yerine Enver Sedat geçiyor, hatırlayın. Ve Enver Sedat Müslüman kardeşler tarafından, İhvan tarafından öldürülüyor. Tarihi aslında yine devam ediyorum. Ve ben bu özellikle Orta Doğu'da tarihsel olarak Araplar içerisinde rol alabilecek isimlerin ölmesinin de normal ölümler olarak değerlendirmediğimin bir kez daha altını çizmek isterim. Ve şimdi ilginç bir süreç yaşanıyor Orta Doğu'da. İsrail, Filistin çözümünü isteyen hem İsrail tarafındaki hem Arap tarafındaki tüm liderler öldürülüyor, Ömer, Hamza. Bakın tekrar söylüyorum. Çözüm isteyen İsrail, Yahudiler içerisinden liderler ve Araplar içerisindeki tüm liderler yok ediliyor. Yani aslında Filistin davası ile ilgili Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, İsrail'in kendisi, sevgili izleyiciler,
o bölgede asla bir çözüm istemiyor. Dört evreye somut olarak bakarsak, bu dört evre hem bölgedeki gelişmelerden hem dünyadaki gelişmelerden bağımsız değil. Şimdi 2001 ile 2023 süreci içerisindeki dördüncü evre diye gördüğümüz bu tarihsel süreçte aslında Yasar Arafat ortadan kaldırılıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü etkisiz hale dönüştürülüyor ve Hamas büyütülüyor. Yani aslında İsrail'in bugün Gazze'ye saldırması ve 7 Ekim tarihinde bunun imzasını Hamas'ın atması ve bugün Gazze'de taş üstünde taş bırakmayacak bir şekilde İsrail'in devlet terörü uygulaması ve katliam yapmasını hazırlayan Hamas'ın kendisi. Ve şimdi söyleyeyim, şu gördüğünüz hikayelerin hepsini, yani bir kenara koyarak söylüyorum, İsrail Gazze'yi boşaltacak. Aslında Hamas İsrail'e Gazze'nin boşaltılması için tarihsel bir fırsat sundu ve bu fırsat, bu dördüncü evre itibariyle diye gördüğümüz evrede, İsrail bölgede İsrail'e karşı tavır koyacak hiçbir ülke yok. Bakın dikkat edin, dördüncü evrede kimler ortadan kaldırıldı? Suriye'de Esad etkisizleştirildi, Libya'da Kaddafi yok edildi, Irak'ta Saddam yok edildi. Bakın bu yapıya baktığınız andan itibaren aslında Filistin davası yalnızlaştırılıyor ve Filistin davasında ihvancı bir hareket öne çıkartılıyor. Ve şimdi de bu ihvancı hareketin arkasında baktığınızda hangi ülkeler var diye bakarsanız, en önemlisi Katar ve Türkiye'yi görüyorsunuz. Hatta dolaylı yoldan İran'ı görüyorsunuz. Şimdi ve böyle bir yapının içerisinde, kim kazanıyor sorusunu ve Hamas'ın saldırısının hangi tarihsel süreçte başladığını, hangi noktada başladığını görünce, bakın çok net söyleyeyim, bölgede tam da İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile ilgili büyük anlaşmalar yapılacakken, aslında Hamas'ın 7 Ekim saldırısı ile beraber yeniden Orta Doğu'da rol oynayanlar, süreci belirleyenler, savaşçı yapılar, silah yapıları ve aynı zamanda da kaostan beslenen yapılar olmuştur ve bunlar da devam ediyorlar ve gördüğüm kadarıyla da başarıya ulaşacaklar ve Filistin halkı üzerinden, Filistinliler üzerinden bölge yeniden dizayn ediliyor Ömer. Evet. Abi ağzına sağlık. Hem tarihsel sürecinden de biraz bahsetmiş oldun. Sözü Hamza abiye vermeden önce bir duyuru yapayım. Şimdi 5 Kasım 2023 tarihinde saat 15'te Hamza Yardımcıoğlu'nun TÜYAP Kitap Fuarı'nda imza günü olacak. Ardından saat 18'de yine aynı fuarda Interexpo konferans salonunda bir konferansı gerçekleşecek. Bunun duyurusunu yapalım. İkinci bir duyuru da şu: Şira Yayınları tarafından bir jest yapıldı ve Hamza Bey'in bu kitap fuarındaki imza ve konferansına dahil olmak üzere bu yayını izleyen izleyicilerden 15 kişiye ikişer kişilik TÜYAP Kitap Fuarı giriş bileti temin edeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Çekilişle yapacağız. Bana mail atarsanız omercantalu@gmail.com adresine mail atarsanız, mail atanlar arasından 15 kişi çekiliş sonucunda her kişiye 2 bilet şeklinde bir tertip düşündük. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim Ömer'cim, bilet uygulamasını TÜYAP Fuarın kendisi yapıyor. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Tabii. Aslında bedava herkesi soksunlar yani. Tabii. Saçma bir şey. Ama çok TÜYAP Kitap Fuarı biletler evet. Galiba 20 lira falan herhalde, değil mi, satıyorlar? Sanıyorum öyle bir şey abi. Biz de iki, her çekilişte kazanana 2 bilet verelim. Yani yanında birisiyle davetiye gelsin millet, orada evet. Bir şey yapmasın. Gerçi öğrenciler de giriş ücretsiz mi? Öğrenciler ücretsiz. Evet, onu da ekleyelim. Öğrencilerin yazmasına gerek yok. Hak kaybı da olmasın. Öğrencilere ücretsiz. Sadece yetişkin, örgün öğretimde, öğrencilik faaliyetinde bulunmayanlar yazarsa evet. Seviniriz. Öğretmenlere falan da. Zaten bir de orada Sevil gibi herkesin elinde biletler falan oluyor. Yani onu bulabilen olursa yani parasız da girer yani. Ama vallahi bilmiyorum. Ben ilk gün Yani gittiğimde bilet aldılar. Belki şu an daha yumuşamıştır. Yayın evi böyle bir jest yapmak istedi. Senin gününe özel. Onu da belirtelim. Evet, ne zamana kadar yazabilirsiniz onu da söyleyeyim. Yarın saat 15'e kadar
Yazarsanız o 15'e kadar yazan kişiler arasında bir çekiliş düzenlemiş olalım. Dediğim gibi 15 kişiye toplamda 30 bilet, her kişiye 2 bilet şeklinde. Evet abi, şimdi senin sana soracağım ya, soru burada aslında bir Ömer, bir ekleme yapayım. Yemen'deki devlet füze atmadı. Demin aslında Hamza onu çok net bir şey, Husiler attı. Ve Husiler de yani 2200 kilometreden atılan şey de demir kubbe tarafından etkisiz hale dönüştürüldü. Hikaye yani, anlayacağınız. Haritayı bir kez daha. Ben inanamıyorum yani. 2200 kilometreden füze atabilecek bir teknolojileri ya, var mı? SİHA olduğu bir... falan da söyleniyor. Bilmiyorum, SİHA o kadar her menzili var mı? Her şey konuşuluyor, onu söyleyeyim. SİHA olarak da söyleniyor. Abi yani, SİHA'nın da bir menzili var. Yani aralıksız uçuyorsa 2200 kilometre çok ciddi bir şey aslında. Bir de Suudi Arabistan'ın üzerinden geçiyor. Suudi Arabistan'da Amerikan üsleri var. Bölgede Amerikan üsleri var. Evet, yani o da var. Yani Kızıldeniz'in üzerinden uçarak. Yani uçak buradan Amerika'ya da gidiyor ona bakarsan. Bilmiyoruz tabii, o işin teknik boyutunu bilmiyoruz ama önümüze koyulan bir şey var. Oradaki İsrail'e saldırılıyor. Kim tarafından? Yemen'den. Amerika. Ama sadece İsrail'de değil. Bak hatırlayın, geçen hafta ne olmuştu? Amerikan donanmasına ait gemilere Yemen'den saldırı düzenlenmişti. Bak dikkat edin. Yani ortalığı karıştırmak için önümüze atılan aslında yemler. Ya bir şey yapacaklar. Bir hamle, onun altyapısını yapıyorlar yani. Yemen'in füzeleri 800 kilometreymiş. Arkadaşlar, Yemen devleti savaşa müdahil değil. Husiler müdahil. O da İran kontrolünde. Evet. Evet. Abi şöyle bir haber var. Bir iddia mahiyetinde. İsrail gazetesi Yediot Aharonot gazetesinde çıkmış. İsrail'in Mısır'a bir teklifte bulunduğunu iddia ediyorlar. Ve teklif şu. Mısır Gazze sakinlerini Sina Yarımadası'na taşımayı kabul ederse Tel Aviv, Kahire'nin Uluslararası Para Bankası'na olan tüm borcunu ödemeye hazır olduğunu söylemiş. Böyle bir iddiada bulunmuş gazete. Bunu yorumlamanı rica edeceğim. Sence böyle bir teklifte bulunmuşlar mıdır ki geçtiğimiz günlerde zaten Mısır'a bunları alın, ne yapıyorsanız yapın tarzında yaklaşımları vardı. Fakat tüm borçlarını ödeyebilecek seviyede bir teklifle yaklaşmışlar mıdır? Bu konu hakkında yorumlarını rica edeyim. Şimdi bak Ömer, bugün bütün dünyada bir haber vardı. İsrail istihbaratının sızdığı söylenen bir belge. Ve bu belgeye 7 Ekim tarihinin öncesine ait bir belge ve çok sansasyonel bir şey aslında. Böyle skandal bir şey. Ve orada İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma projesi yer alıyor. Detayları var ve hatta onun içerisinde Mısır'da Sina Yarımadası'nda, Mısır kontrolünde olan Sina Yarımadası içerisinde çadır kent, büyük çadır kentler kurulması ve Gazze'den insanların o çadır kentlere yerleştirilmesi, mülteci kampları oluşturulmasına yönelik, daha hiç bu Hamas'ın saldırısı maldırısı ortada yokken böyle bir belge dünya kamuoyunda tartışıldı. Yani bunun Ali abi çok güzel net koydu yani. Altın tespisiyle Hamas 7 Ekim'de Gazze'nin boşaltılması fırsatını İsrail'e sundu. Yani fırsat derken İsrail açısından bir fırsat. Al dedi kardeşim ve bu fırsatı ona sundu ve onun orada katliam yapacağını. Ya biz bile, ya biz bile diyorum bak. Yani buradan ta dünyanın başka bir yerinden bakarak ve o gün ilk günde söyledik, ne demiştik? Çok büyük bir katliam yapılacak Gazze'de ve bak şu an o ya, ve bunu başlatan da, İsrail'e hizmet eden, o devlet terörünü başlatan Hamas'ın ta kendisidir. Hamas'ın 1980'lerin sonundan itibaren yükselişini ve El Fethi'ye karşı Filistinliler içerisinde yeni bir denge unsuru olabilecek konuma gelmesini arkadan destekleyen, hem de finansal anlama kadar, finansal boyuta kadar destekleyen, dolaylı da olsa İsrail devletinin ta kendisidir. Yani bunlara yapılan para yardımlarını oraya giden yabancı ülke başbakanlarına bile, hatta Mesut Yılmaz başbakanlık zamanında oraya gittiğinde o danışmanına, Feyzi İş Başaran'dı galiba, yanılmıyorsam. Yani o kendisi paylaştı, yani İsrail hükümeti bize gidin Hamas'a yardım yapın diye bize söyledi. Biz de dedik ki bizim öyle bir politikamız yok. Biz El Fethi'yi
resmi hükümet olarak tanırız, şey yaparız. Yani böyle otur şeylere, yani büyüttüler abi, büyüttüler. Ve şu an orada El Fetih tamamen pasif bir halde şu anda. Hamas burada tam anlamıyla İsrail'e hizmet etmiştir ve hala da hizmet ediyor. Hamas'ın ha böyle mücahit falan filan diyorlar ama çok yanlış bir bakış açısı bu. Evet, bu arada izleyicilerimizden biri hatırlatmış. Benim de sorularım arasında vardı. Öne almış olayım onu. İHA İncirlik üstüne yürüyecekmiş. Böyle bir haber vardı. Bilmiyorum rastladınız mı? Ben Hamza görmedim. Sen gör. Var vallahi, evet var. Var var doğru yürüyecekler. Evet. Ali abi ne diyorsun? Daha önceki Marmara olayı değil mi? Bence çok doğal yürümeleri bence iktidarı sıkıştırmaya yönelik bir hamle yapıyorlar. Önce söyleyeyim. Hatta bir taraftan bakarsanız iktidarın elini güçlendiren bir hamle yapıyorlar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mavi Marmara gemisine o dönemde AK Parti milletvekilleri binecekken son anda indirdiğini, evet, daha sonra bu katliam 9 kişinin ölümünden sonra da bana mı sordunuz deyişini unutmayız. Herhangi bir sorun çıkmaz İncirlik üstüne yürüyüşte. Sonuçta İncirlik üstünü işgal edecek halleri yok. Erdoğan yarın dünya kamuoyuna döner. Demokratik, burası demokratik bir ülke. İnsanlar demokratik haklarını kullanıyorlar der. Çok sıkıştığı noktada da onları yalnız bırakmasını da bilir. Ama bir hikaye bu özellikle demin Hamza'ya sorduğun konuyla ilgili net bir şey söylemek istiyorum. Sizce İsrail Kahire'nin arka taraflarında, çeperlerinde boş binalara, boş dairelere Gazze'lilerin yerleştirilmesiyle ilgili Mısır yönetimine para teklif etmesiyle ilgili olayı şimdi isterseniz daha biraz geniş açıyla bakalım. Aynı teklif bugün Türkiye'ye farklı bir şekilde mülteciler konusunda Batı'nın bir teklifi var mı Türkiye'ye? Mültecilerin burada kalması şartıyla Türkiye'ye evet, para ödüyor mu Batı? Evet. Aynı zamanda hatta kendi ülkesine gelmiş mültecileri depo ülke olarak Türkiye'ye gönderiyor mu? Evet. Şimdi bu aynı teklifin 7 Ekim tarihinden beri söylüyorum. Aynı teklif Türkiye'ye yapılırsa ne olur? Türkiye buna hayır der mi mesela? Aynı teklifin ben zaten yapıldığını düşünüyorum. Zaten yapıldığını ve hatta buna evet dendiğini ve hatta bunun sinyalinin de bizzat Erdoğan'ın kendi ağzından kapılarımız yabancı ülkelerde onurlu duruşlarından dolayı eziyet gören başta üniversiteleri öğrencileri olmak üzere herkese açıktır, sonuna kadar açıktır cümlesini ben bunun ilk sinyali olarak görüyorum. Ardından Filistin, Büyük Filistin mitingi olarak düzenlendiğinde orada şöyle bir kamuoyuna, yabancı basına yansıdı ama yanlış yansıdı. Şöyle aktardılar. Erdoğan diyor demiş ki bir gece ansızın gelebiliriz. Kalabalık da Mehmetçik Gazze'ye diye slogan atmış haberini. Baktım ben dinlediğimde biz Türkçe bildiğimiz için tabii ki anlıyoruz. Ama dünya kamuoyunda biraz daha farklı bir şeyle verilmişti. Erdoğan şunu söylüyor. Oradaki Suriye'deki YPG unsurlarını kastederek söylüyordu bu lafı. Ben dinledim konuşması oradaki bölümü. Ve bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla teröristlere karşı duruşumuz falan diyor orada. Halbuki Gazze İsrail alakalı hiçbir cümle değil yani. Hiç alakası yok. O konuşmasının bir bölümünde geçiyor o. Ondan sonra millet de tabii gaza geliyor. Hemen çık Gazze'ye falan diye slogan atıyor. Bunu şey yapmışlar. Orada tek bir ağzından öyle bir İsrail'e ansın gelebiliriz. İşte müdahale ederiz. Şöyle yaparız. Böyle ederiz. Hiçbir şey yok. Hatta o Gazze Büyük Filistin mitingi yapılıp milletin gazı alındıktan sonra aynı akşam Türkiye'den uçak kalkıyor. Flight radar'da görünüyor. İşte gidiyor Tel Aviv'e. Ondan sonra Antakya'dan gemi kalkıyor Hayfa limanına doğru. Bu gemi radarları, uçak radarları var ya, bunlar sosyal medyada herkes gördü yani. Bunlar paylaşıldı. Herkes girip bakabiliyordu. Açık uygulamalar bunlar. Yani bu ne perhis, bu ne lahanat turşusu. Gündüz Büyük Filistin mitingi yapıyorsun. Ardından senin ülkenden uçak kalkıyor, gidiyor, gemi kalkıyor, gidiyor. Yani bu nasıl bir şey yani? Ne diyeyim işte?
Şimdi bu konuyla ilgili bir iki cümle söylemek isterim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Şurada şöyle yapayım, alt banttan da vereyim şunu aynı zamanda kabine toplantısında. Erdoğan bu toplantıda çok ilginç bir cümle kurdu. Gazze'de masumların hakkını sonuna kadar savunacağız. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Gazze'de masumların hakkını sonuna kadar savunacağız derken sivillerden söz ediyor. Ama bir şey söylemek istiyorum. Hamas Ulusal Kurtuluş Savaşı hareketi veriyordu. Hamas topraklarını savunuyordu. Hamas aynı zamanda da bir mücahit örgüttü bu Filistin mitinginde yaptığı açıklamada. Ben bir şey söylemek istiyorum. Neden masumları savunacağız derken Hamas'ı da içerisine koyarak bir bütün cümle kurmuyor mesela? Cumartesi günkü mitingde Hamas'la ilgili yaptığı nitelemenin neden altını çizmiyor mesela? Bu bir. İki, size birkaç tane son dakika haberi okumak istiyorum. Bir, Beyaz Saray Filistinlerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemiyoruz dedi. Ne oluyor? İki, İsrail dedi ki Cibaliye mülteci kampını Hamas komutanı Biyari'yi öldürmek için bombaladık dedi. 3. Hamas bazı yabancı uyruklu esirleri serbest bırakacağız dedi. Şimdi bu şeyle hemen bir not daha düşmek istiyorum. Böyle cuk diye oturacağını düşünüyorum bunun. Biraz geçmişe doğru gitmek gerekiyor. 1977'ye gitmek gerekiyor. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısıyla bir benzerlik üzerinden bir okuma yapmak istiyorum. 1977'de Yahudilerin kutsal günü Şabat'ın bitiminden sonra Enver Sedat Kudüs'e gitmiştir. Nihayetinde savaş ateşkesle bitmiş. ABD duruma müdahale etmiştir. Yapılan anlaşmayla Mısır İsrail'i devlet olarak tanıyan ilk Arap devleti Sedat'ta ilk defa İsrail'e giden devlet başkanı olmuştur. Arapların İsrail'i tanıması pratik bir sonuç doğurmuştur. Mısır ordusu artık Arapların İsrail'e olacak çatışmalarında yer almayacaktır. Bu sadece bir barış anlaşması değil, Mısır ordusunun Filistin'le ilgili savaşlarda sahadan çekilmesi anlamına gelmektedir. 1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra yaşanıyor bu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunu şuradan dolayı söylüyorum. Coğrafyada İsrail'le savaşacak hiçbir Orta Doğu ülkesi yok. İran'da dahildir buna. İran bölgede sadece Hizbullah üzerinden, yani bir anlamda paramiliter bir yapı üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor ve bölgesel bir güç olarak varlığına devam ettiriyor. O açıdan şunu söyleyeyim. İsrail'in Gazze'de, bakın Gazze'de ve aynı zamanda kamplarda, Batı Şeria'da dahil olmak üzere kamplarda katliam yapmasını durdurabilecek herhangi bir ülke yok şu anda. Mesela Putin demiş ki yumruklarımızı sıkıyoruz demiş oradaki çocukların ölümünden ve sivillerin ölümünden dolayı. Yani çok üzülüyormuş. Ya bu adamların tamamı timsah gözyaşları döküyorlar. Yani Suriye'den tut Ukrayna'ya kadar Rusya ile ABD'nin bölge açısından, İran açısından, diğerleri açısından ne yumruk sıkmaları ne de aslında söyleyeyim çok açık net bir şekilde üzülmeleri mümkün değildir. Herkes kendi çıkarları için, devletlerinin çıkarları için mücadele ederken olan sadece Filistinlilere oluyor. Sadece olan Müslüman insanlara oluyor. Sadece İsrailli yurttaşlara oluyor. Yani kısacası sıradan insanlara oluyor olanlar. Yoksa bu savaştan o devasa ülkelerin Rusya'da dahil olmak üzere, İran'da dahil olmak üzere, bakın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya hepsini sayın. Suudi Arabistan. Hiçbiri rahatsız değiller. Eğer rahatsız olsalar bu savaştan durdururlar zaten. Bu savaş aslında İsrail'in büyük amaçlarına hizmet eden bir savaştır. Ve 7 Ekim saldırısı da Hamas'ın aslında o büyük saldırısı da o 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı da İsrail'in o büyük hedeflerini gerçekleştirmekte ona fiili olarak destektir. Evet. Ben de yeni bir yani bir cümle de ben ekleyeyim Ömer'cim. Evet, ondan buyur abi. Yani İsrail devleti dediğimiz aslında bugün bakın bunu bir benzetme falan olarak söylemiyorum.
mecazi anlamda da söylemiyorum. Tarihsel bir gerçeklik olarak söylüyorum ki bir terör örgütüdür. Neden? Şimdi Ali abi tarihsel sürecine örnek verirken Menachem Begin'in liderliğini yaptığı bir terör örgütünden bahsetti. İrgun terör örgütü. Yani onun yaptığı Deir Yasin katliamı sadece o değil, daha o kadar büyük bombalı sivillere de yönelik eylemleri var ki bunlardan en bilineni de Batılıları da İngilizleri de hedef aldığı için Kral Davut Oteli, King David Otel bombalaması vardır. Bir sürü sivilleri onlarca, yüzlerce, yani tek bir onlarcası derken 20-30 kişi zaten King David Otel'de patlatılan bir sürü katliamları yapılıyor. Ve bunun başkanı, bakteri örgütünün başkanı, düşün bugün nasıl PKK'nın başkanı var işte Apo. 1946 evet. Menachem Begin başbakan oldu. Başbakan otel oldu. Otel saldırısıyla beraber İsrail, İngiltere'nin yönetimine son vermiştir biliyor musun İsrail'deki? Manda yönetimini kovmuştur. Bunu şimdi evet, anlamak evet. Mümkün değil. Ya baksanız İngiltere mi İngiltere? Resmen İsrail o otel saldırısıyla 1946'da evet. Terör saldırısı böyle söyleyelim yani. Aynen. Terör saldırısıyla evet. Hem de Menachem Begin daha sonra İsrail devlet başkanı olacaktır biliyorsun. Başbakan olacaktır. Ve o saldırının ardından 1947'de Birleşmiş Milletler'in onayladığı tasarıyla Filistin toprakları Arap ve Yahudiler arasında paylaştırılmıştır. O saldırının evet, hemen ardından. Evet ve o manda yönetiminin çıkmasını sağlayan dediğin gibi o olaydır. Ardından orada terör örgütlerinden bir tanesi Begin'in başkanlığını yaptığı İrgun, bir diğeri de Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren İngiliz mandasının başladığından itibaren İsraillerin orada yani böyle şey olmaya, mantar gibi şöyle çoğalmaya başladığı dönemde kurduğu Haganah terör örgütüdür. Bakın bugün IDF denilen yapı var ya, İsrail Defense Force dediği kendine, İsrail Savunma Kuvvetleri. Bak lafa bak. IDF, İsraili Defense Force, savunma. Ne saldırı var kardeşim? Sen saldırı kuvvetisin. Neyse, o propaganda boyutunu bir kenara bakayım. Bu IDF kimdir biliyor musunuz? Haganah ve İrgun'dur, İrgun. Bu terör örgütleri 1948'den sonra bu dönüşüyor işte. Orduya oluyor, bilmem ne yapıyor. Yani dün de terör örgütüydü, bugün de aynı şey yani. Evet. Hatta burada bir tarih daha ekleyeyim Hamza'ya. Yıl 1948. Menachem Begin ve birkaç örgütün daha düzenli Deir Yasin katliamı gerçekleşir. İngiltere'nin çekilip İsrail'in kuruluşuna kadar geçen süreçte tamamen gerilim ve çatışma yaşanmıştır. 1945 yılında Arap Birliği kurulduğu için Araplar karar alabilecek bir mekanizmaya sahip durumdadır ve katliama nasıl vereceklerini tartışırlar. Katliam BBC üzerinden abartılarak, bakın çok önemli bu, Gazze'yi aklınıza getiren hiçbir şey rastlantı değil. Bu katliamın ardından BBC'de haberler abartılır, olmayan ayrıntılar kamuoyuna sunulur. Olay Arap basınında yer aldıktan sonra Kudüs çevresindeki yüzlerce Arap aynı katliama kendilerinin de uğrayacakları korkusuyla köyleri boşaltırlar ve Yahudiler ve Siyonistler bunun sonucu olarak tek kurşun atmadan Arap köylerine yerleşirler. Onun için Hamas'ın 7 Ekim tarihini herkes bir yere yazsın. Rastlantı maslantı değildir kardeşim. Bir haber okuyayım. Yeni bir haber. Ürdün Kralı Abdullah Biden'ı acil insani ateşkes için zorlamaya çağırmış. Bu geçenlerde biliyorsunuz Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Kirby, ABD'nin savaşta daha kısa insani duraklamalara açık ama ateşkese henüz zaman olmadığını söylemişti. Bugün de Ürdün Kralı Abdullah Biden'ı acil ateşkese çağırmış. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bununla ilgili de bir fikirlerinizi alayım. Hamza? Evet. Abdullah'ın Biden'ı ateşkese çağırması. Kim savaşıyor? Yani aslında bu bile aslında o kadar böyle şey ki, yani kara komedi ya. Kara komedi. Aslında bu haberi verme sebebim de biraz buydu. Şimdi Ürdün ve Lübnan özelinde nelerin yaşanabileceğine dair şey yaparken, düşünürken şimdi bu haber karşıma çıktı. Daha yeni yayınlanmış. Yarım saat kadar önce yayınlanmış. Ürdün Kralı Abdullah Biden'ı acil ateşkese çağırmış. Bilmiyorum Ali abi, sen ne dersin? Biden kale alır mı Ürdün Kralı?
Bakın size şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede üssü olmadığı ülke var mı? Yok herhalde. İran'da yok. Yok yani, varsa olan söylesin yani. İran'da yok. İran'da yok. Hatta bir harita var abi. Ali abi, o haritayı bulursan paylaş. İran'ın bütün çevresindeki ülkeler... Tamam, onu söyleyeceğim. Tamamı İran'ın çevresi Amerikan üsleriyle çevrilidir. Evet. Buna Türkiye'de dahildir. Evet. Buna Suriye'de dahildir. Buna İran'a komşu olan tüm ülkeler dahildir. Katar da dahildir. Daha iddialı bir şey söyleyeyim. Hamas'ın tüm üst yapısı şeyde, Katar'da. Parası da, cartı da, aklınıza ne geliyorsa. Siyasi kanadı da. Katar'da başka kimin üssü var? Bir de Türkiye'nin üssü var. Ya hiç kimse hikaye anlatmasın. Herkesin eli aynı cepte, tamam mı? Ve herkes aynı yerden yönetiliyor. Hatta daha iddialı söyleyebilirim ki İran bölgede aslında ABD'nin ve Rusya'nın çıkarlarına hizmet ediyor. Daha da iddialı olarak söyleyebilirim ki Rusya Hamas'ın İsrail'e saldırmasından, bakın, eğer bir güç de Hamas'ın İsrail'e saldırmasının arkasındaki bir güç de Rusya değilse hiçbir şey bilmiyorum denklem açısından. Ama yine bir şey söyleyelim. Bugün Hamas'ın saldırısını ABD'nin o büyük gözleri, uyduları, İHA'ları, CIA'ları, İsrail'de dahil olmak üzere, Rusya'da dahil olmak üzere bilmeme şansları yoktur. Bilmeme şansları, haberdar olmama şansları yoktur. Dikkat edin, Netanyahu bir açıklama yaptı. İsrail ordusunu ve istihbaratını suçladı. İsrail'de kamuoyu ayağa kalktı. Ordumuzu nasıl suçlarsın diye. Netanyahu özür dilemek zorunda kaldı. Şimdi bu süreç nereye doğru gidecek diye bakmak gerekiyor. Bu süreç eninde sonunda, bakın, bölgesel bir barışa doğru gidecek. O bölgesel barışın içerisinde, o bölgede ABD'nin ve İsrail'in aynı zamanda da Rusya'nın aslında amaçlarına hizmet eden tarihsel bir süreç işleyecek. Ya bugün şunu çok açık soruyu şöyle sormak gerekiyor. İsrail, Rusya İsrail'i kınıyor. Putin İsrail'in saldırılarından dolayı yumruklarını sıkmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda Suriye'de şeyi var, hava savunma sistemi var. Esad'ın arkasındaki en güçlü ülke askeri olarak, ekonomik olarak. İsrail Suriye'nin iki tane havalimanını, Şam havalimanını, diğer havalimanını vuruyor. Rusya'dan bir tane tepki yok, hava savunma sistemini devreye sokmuyor. O açıdan yazık sadece Filistinlilere ve Gazze'lilere. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bilmiyorum, kamuoyunda dikkatinizi çekiyor mu sosyal medyada? Aman Allah'ım, bu bizim ihvancı sempatizanlar, Hamas sempatizanları. Hamas'ı bölgede öyle bir anlatıyorlar ki, Hamas'ta İsrail Hamas'tan korkuyor, militanlarından korkuyor. Devasa bir güçler, önüne geleni yıkıp gideceklermiş gibi görüyorlar. Ya düzenli orduların karşısında bu tür yapıların şansları falan yoktur. Geçici başarılar elde edebilirler ama eninde sonunda bu işin kazananı İsrail'dir. İsrail 9 tane o ülkede, Orta Doğu'da 2 savaşta da Arap Birliği'ni yenmiş ya. Arap Birliği'ni. Hamas kim? Kısacası, insanlar ölürken herkes hamaset yapıyor, timsah gözyaşları döküyor. Buna Türkiye'dekiler de dahil, buna Orta Doğu'dakiler de dahil. Ya Ali abi, bak şu haritayı bir ekrana verir misin bak? Yayınladım, şu haritayı bir ekrana versene zahmet. Verdin mi? Yok, şu an gelmedi henüz. Şimdi Ali abi, haritamız bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın çevresindeki üsleri, hatta belki bu güncel bir harita da olmayabilir, eski bir harita da olabilir bu. Çünkü Suriye'deki üsleri falan göstermiyor bu haritada. Muhtemelen daha eski bir harita. Yani ABD'nin İsrail'deki üslerini de koy. Tabii. ABD'nin şu an daha fazla üssü var o bölgede. Neyse. Şimdi Ali abi, bu kadar üs Orta Doğu'da İsrail'i korumaya yönelik mi var? Yoksa başka bir şey için mi var? Ne düşünüyorsun bu konuda? İsrail'i korumak
Bakın bu Orta Doğu'da aynı zamanda İsrail aslında Müslüman ülkelerin içerisinde bir küçük bir yapı. Bu yapıyı dünya korur. Ben söyleyeyim, sadece ABD değil, Rusya da korur. Hiç kimse buradan İsrail'in yıkılıp gitmesini istemezler. Aksine İsrail'in bu bölgede büyümesini isterler. Büyümek illa da İsrail'in toprak kazanması değildir. İsrail'le ittifak olacak ülkeler yaratmaktır. 1905'ten itibaren bölgede Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'na dahil yaratılan ülkelere bakın. Bakın Suudi Arabistan'a bakın. Mısır'a bakın. Söyleyin İsrail'e bakın. Suriye'ye bakın. Irak'a bakın. Yani o coğrafyada Osmanlı'dan kalan o coğrafyanın tamamının yeni devletlerle dizayn edilişine bakın. Aynı zamanda yerine hem krallıklar korunuyor o Suudi Arabistan'dan Ürdün'üne kadar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar, Katar'a kadar emirlikler ve krallıklar kurulurken diğer tarafta da ABD'ye karşı tavır koyabilecek tüm liderler de öldürülüyor ve darbeler gerçekleştiriliyor. Ve ilginçtir, Türkiye'deki darbelerle Orta Doğu'daki gerçekleşen darbeler tarihsel olarak birbirine benzerdir ve birbirinden bağımsız darbeler değildir. O açıdan söyleyeceğim olay şu: İsrail'in aslında güvenliğinin oluşturulabilmesi için yeni ülkeler yaratılmasına yönelik olarak o üstlerin, Amerika'nın varlığı, Rusya'nın varlığı onun için var bölgede. Evet, son soruyu evet. Hamza abiye sorayım. Şimdi hatta bir cümle ekleyeyim ben Ali abiye. Ondan sonra şey yapalım. Senin az önce gösterdiğin o harita var ya, İran'ın etrafında konumlanan Amerikan üsleri. Bir tane şey gördüm sosyal medyada. Amerikalılar paylaşmış. Böyle caps şeyler oluyor ya. Meme diyorlar ona. Komik şeyler. Yazmışlar ki İranlılara bakın. Ülkelerini bizim askeri üslerimizin yakınına koymuşlar. Bombalayalım, yok edelim. Ben de gördüm. Aynı kepsi gördüm. Öyle ya, bir şey yapmışlar. O kadar güzel bir şey söylüyor ki İsrail'i Hizbullah'la bombalayacak kadar Amerikan üslerini bombalasın kardeşim. Yani bunu söyleyeceğim. Cuma günü İncelik üstüne yürüyecekler. Yürüyecekler de söyleyelim, Hamas'la siyasi akrabalığı olan yapılar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi mücahit görenler. Ben bu dayanışmadan rahatsız olan biri değilim. Önce onu söyleyeyim. Yani çok doğal bir süreç görüyorum. Avrupa'da da bu özellikle Gazze'liler, Filistinliler üzerinden dayanışma yükseltiliyor. Avrupa'daki ayağa kalkış Hamas'a yönelik bir dayanışma değildir. Siviller üzerinden bir dayanışmadır. Bizim topraklarımızdaki şu andaki yapılan gösterilerse Hamas dayanışmalarıdır. Abi ben de bir şey ekleyeyim buraya bak. Türkiye'de İHA denen yapı Türkiye'deki mültecilerin burada kalması için çaba göstermektedir. Bununla ilgili alt dernekleri de var hatta. Ve hatta daha ilerisini söyleyeyim. Türkiye üzerinde bir proje için de bilinçli olarak hareket etmektedir. Evet. Bak bunların detayına girmeyeceğim. Benim yaptığım bazı araştırmalar bunu gösteriyor. Ama detay vermeyelim şimdi. Bunların Türkiye'deki mülteci politikası üzerine bir şeyleri var. Buraya akın akın mülteci de gelse bunlar kucaklarını açarlar. Gelmeye devam edin derler. Şimdi bu Hamza abi gelirken Suriye'de bu İHA'nın varlığı, yardım faaliyetleri adı altındaki varlığı esnasında bir soru soracağım. Bu İHA'nın aman abi deli gibi dava açıyorlar. Dikkatli yok, soru canım, soruyor. Soru soruyorum ya. Soru soruyorum. Cevap verirler veya vermezler. Ben sadece soru soruyorum. El-Nusra ile ilişkisi var mıdır, yok mudur? Mesela. Evet. Yani niye soruyorum bu soruyu? Oradaki bu mültecilerin buraya akın etmesini sağlayan sürecin içerisindeki orada bulunan paramiliter yapılar da olarak da sorabiliriz. Dolayısıyla sorunun kaynağından bahsediyoruz yani. Diyorsun ya destekliyorlar. İyi de o zaman bir soru daha. Sorunun kaynağında bu var mıdır, yok mudur? Kaynaklarından biri olarak yani tabii ki kaynağı o değil. Orada bir unsur mudur, değil midir? Mesela bunları sormak lazım yani. Evet.
Hamza abi, bu konu tabii çok ayrı bir konu ama ben bu konuyu çok fazla burada dillendirmek istemiyorum. Tabii, bir E, yeri çünkü gelmişken bir şey he, yapalım. Boş ver, çünkü geçelim. şu, Şimdi şundan olmaz. kaynaklı, bu tip yapılar Türkiye'de ağzını açan herkese tazminat davaları açtıkları için çok şimdi canı yandı bu konuda. Maalesef insanları böyle bir handikapa sokuyorlar. O yüzden çok ilerletmek istemiyorum ama sen de ben de Ali abi de biliyor olayın arka planını diyelim ve burada kapatalım. Hamza abi sana son sorum şu yönde olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki üslerini hatta belki sadece bir kısmını biraz önceki haritada gördüm. Amerika'nın dünyanın hemen hemen her yerinde benzer sayıda bu kadar üssü var. Şimdi halihazırda bu kadar borçlanma içerisinde olan Amerikan hükümeti ya bir üssün maliyetini tahayyül bile edemiyorum. Kaldı ki yüzlerce üssü var Amerika'nın. Bu nasıl bir yüktür ki Amerikan halkı bu yükü nasıl kaldırabiliyor ya? Bu ekonomik Şimdi bak, anlamda Amerikan sürdürülebilir bir halkı şey mi uzun vadede? tek başına bu yükü kaldırmıyor. Bu yükü dünyanın da sırtına yıkıyorlar. Bunu yapmalarını sağlayan şey de özellikle 1944'ten sonra başlayan o yeni dünya düzenindeki süreçtir, para sistemidir. Orada kurulan Bretton Woods sistemidir. Her ne kadar feshedilmiş olsa bile 1971 yılında fiili olarak diyorum. Bak, fiili olarak Bretton Woods sistemi hala devam ediyor. Nedir o? Amerikan dolarının bir rezerv para olması ve dolayısıyla dünyaya kağıt ihracatı. Dolayısıyla dünyaya enflasyon ihracatı. Dünyaya o basılan ve dünyaya dağıtılan o bütün dolarlar var ya, onların hepsi Amerika'ya geri dönse var ya, şu an bak bütün dünya devletleri onu yapmaya çalışıyor. Ellerindeki Amerikan hazine borç senetlerini, hazine bonolarını yani ya böyle yavaş yavaş eritmeye başladılar. Bu da ne demek bu? Bu dünyaya ihraç edilen Amerikan doları enflasyonunun, işte bunun da yaptılar zaten, o gücü onu da sağladılar. Bu sefer Amerika'ya geri gönderilmesi demek o enflasyonun ve bu da işte dünyadaki rezerv paranın uğrayacağı hiperenflasyonun işaretleridir. Tamam mı? Ve dolayısıyla yeni bir sistem demektir bu. Yeni bir düzen demektir. O yüzden zaten bu savaşlar oluyor. O yüzden bu kadar bu tansiyonlar buralara yükseldi. Dünyada bu krizler var ve sürdürülemez bir borç hikayesi dünya ekonomisinde, dünya finansal sisteminde var. Sadece hükümet borçlarından bahsetmiyoruz. Menkul kıymetler içerisinde üretilmiş o kadar absürt şeyler var ki dünyayı 10 kere satsan ödenmeyecek sahte borçlar yaratılmış yani. O yüzden Amerikan ordusunu nasıl şey yapmıştır? Amerika'nın ürettiği enflasyonla, ama bu enflasyonu da işte en büyük avantajı rezerv para olmasından ve talep olmasından dolayı dünyaya ihraç etmesidir. Ama dediğim gibi o sürecin sonuna geldik abi. Şu anda herkes rezervlerindeki Amerikan dolarlarından kurtulmak istiyor. Dünya ticaretindeki payı %70'lerden %50'lere gelmiş yani son 5 yıl içerisinde. Anlatabiliyor muyum? O süreç zaten başlamıştır. Bunun Evet. sonucu da bütün bu yaşananlardır. Bir izleyicimiz defalarca yazdı. Onu da okuyayım. ABD'de yaşayan bir ekonomist olduğunu söylüyor izleyicimiz ve burada herkes dolar yerine altın alıyor. Sığınak tahıl depoluyorlar. Dolar ABD'de çöp oldu. Sadece altın alın diye bir yorum yazmış bir izleyicimiz. Defalarca yazdığı için şimdi senin de konu gelmişken Evet. onu da söyleyeyim dedim. Evet. Sanıyorum Amerika'da da halk arasında böyle bir şey başladı. Furya başladı gibi Evet. görüntü var. Evet, böyle bir trend var. Evet. Ömer Abiler. Can, benim burada bir şeyim var. İzleyiciler galiba ben bölgede barış olacak deyince herkes atıyor diye bakıyor. Sevgili arkadaşlar, bu paramiliter yapıların kullanıldığı bir dünya, coğrafya açısından söyleyeyim. Bu gördüğünüz Hamas gibi örgütler, IŞİD gibi örgütler, El-Kaide gibi örgütlerin tamamının arkasında büyük ülkeler var. Hatta İsrail'in bir başbakanı Suriye'de kurdukları örgütlerin tamamını kendilerinin kurduklarını söylüyorlardı. Şimdi şu, istedikleri anda yok ederler. Bu gördüğünüz paramiliter yapıların ya da işte İran gibi, İsrail gibi, Türkiye gibi diye söyleyeyim, İngiltere gibi, Fransa gibi, İtalya gibi, ABD gibi bölgede kullanılan yapıların aslında bir anlamda
büyük bir bölgesel savaş, dünya savaşa çıkartma şansı söz konusu değildir benim için. Çünkü bunlar kontrollü örgütler. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'nde El-Kaide'nin yaptığı denilen saldırı neyse ve o saldırının arkasında kim varsa, kim dizayn ettiyse, bakın kim dizayn ettiyse, 7 Ekim saldırısı da aslında İsrail'in 11 Eylül'üdür. O açıdan bunlar savaşlara falan götürmez o bölgelerin tamamını. Savaşlara götürebilmesi için karşı ülkeler olması lazım. Bugün bölgede İsrail'e karşı olabilecek, İsrail'le savaşabilecek 47'de olduğu gibi, 67'de olduğu gibi bir ülkeler topluluğu falan söz konusu değil. Bunlar sadece büyük amaca hizmet eden şeyler. 1948'deki bir olayı anlatmıştık, Hamza da anlattı. Nedir o? İşte bir saldırı yapılır. Bu saldırı sonra basında, kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler'de köpürtülür ve köpürtülmesinin arkasından Araplar İsraillerin İsrail topraklarındaki bulunan yerleri boşaltırlar ve İsrail oraya yeni yerleşimciler yerleştirir. O açıdan bunların hepsi aslında şu yaşanan tüm süreçler, buna İran'da dahil, bakın tekrar söylüyorum, İran'da dahil, aslında hepsi İsrail'in güvenliği için varlar o bölgenin içerisinde ve aynı zamanda da İsrail'in güvenliği için yeni ülkeler yaratılması gerekiyor. Bu büyük savaşlara yer açmadan böylesine küçük küçük saldırılarla, parça parça saldırılarla organize edileceğini düşünenlerim. Çünkü bir dünya savaşı falan olmaz. Herkesin elinde nükleer silah var. Herkesin elinde birbirini yok edebilecek 2000 kilometrelik, 3000 kilometrelik silahlar, füzeler var. O açıdan kimse oralara falan gitmez ama bu bölgesel savaşlarla herkes idare eder gider. O bölgede de sıradan insanlar ölmeye devam ederler. İstatistik rakamlarıdır. Sadece 10 bin kişi öldü. Ya Allah aşkına Gazze'de kaç bin kişi ölmüş 2,5 milyonun olduğu yerde? 8 bin kişi. Arkadaş, İran-Irak savaşında 1 milyon kişi öldü. Irak savaşında milyonlarca insan öldü, çocuk öldü. Kimin umurunda? Yani Irak savaşı yaşanırken, İran-Irak savaşı yaşanırken milyonlarca, yüz binlerce insan ölürken kimse dünya savaşından söz ediyor muydu Hamza? Ali abi. Evet. Şimdi bu savaşın dikkat çektiğin yeni ülkeler doğması kavramı üzerine ben bir ek yapacağım. Şimdi Ali abi söyledi, açmadı. İki kere söyledi hatta. Ben bir şey söyleyeyim orada. Bu yeni ülkeler dediği bunlardan bir tanesi doğmuştur. O da Irak'ta doğmuştur. Şimdi bir tanesi Suriye'de doğmuştur ama henüz adı konmamıştır. Adı konmaması demek de facto olduğu anlamında söylüyorum. Tanınmamıştır yani, devlet olarak henüz tanınmış değildir. Aynı 1947 yılında İsrail'in bulunduğu durumdadır. O zaman İsrail vardı. Bir devlet organizasyonu şeması halinde her şeyi hazır vardı. Ta ki 1948 yılında Birleşmiş Milletler resmen onu tanıyana kadar. Ki onu tanımasıyla birlikte Arap-İsrail savaşları 1948'de böyledir zaten. Onlar biliyorlardı yani bunun tanınmasıyla birlikte savaşın başlayacağını ve kendileri saldırmışlardı. Şimdi Suriye'deki yapı dediğimiz orada doğan şeyde orada YPG'nin işte siyasi kanadını oluşturduğu, pardon askeri kanadını, PYD'nin siyasi kanadını oluşturduğu bir yapıdır. Orada bir Kürt devleti, Suriye'de bir Kürt devleti, Irak'ta ama Kürt nüfusunun bulunduğu coğrafyaya baktığın zaman karşında bir de İran'ı görürsün. İran niye bu işe bu kadar müdahale ediyor? Niye Hizbullah üzerinden bu işlere bu kadar karışıyor? İşte bu sorunun cevabı buradadır. Ama burada bir ülke daha vardır ki onu o timeline içerisinde nereye koyulduğu ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber o ülke Türkiye'dir. Şimdi bir kere bu tanımı buraya koyalım. Ondan sonra da şunu söyleyelim. Dünya Savaşı üzerinden başlatılan bu tartışmalar sadece Orta Doğu'da değil, Pasifik'te de bir askeri hareketliliği gerektiren ama hiçbir zaman Ali abinin dediği gibi gerçek anlamda nükleer silahların kullanılacağı bir savaş olmayacak.
belki belli bölgelerde, belli ölçülerde taktik nükleer silahlar kullanılarak dünyada tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi bir nükleer tehdit algısını yaratarak, yani sonucunu simüle ederek o etkiyi, o algıyı, ama gerçek hayattaki karşılığı bakımından aslında hiçbir şekilde zaman bir üçüncü, beklendiği gibi diyelim, beklendiği gibi bir üçüncü dünya savaşının olmayacağını ben de düşünüyorum. Aynen Ali abi gibi. Hamza'ya bir ekleme yapayım. Herkes mesela Afganistan'ı unutuyor. ABD Afganistan'a altın tepsi içerisinde Taliban'a sundu. Niye sunduğunu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde göreceğiz. Bakın Pakistan Afganlı mültecilerin topraklarından 2 Kasım tarihine kadar son mühletini verdi. Nereye gidecekler bunlar? İran üzerinden Türkiye. Daha ileri gidelim. Mesela Edep Türkiye dedi mesela Hamza. İşte de facto durum anlattı YPG ve PYD'den Suriye Demokratik Güçleri olarak ifade edelim. Daha şey uluslararası olarak da öyle kullanılıyor. İran'ın parçalanması. Aslında İran'ın iki üçlü bir yapıyla parçalan. Bir tarafta Şii, bir tarafta Türk, bir tarafta Kürtlerin yine. Yani aslında o hani herkes nerede canım? Daha şeye baksınlar, 90'lı yıllarda bugünkü Barzani'ye, Talebani'ye ait bölge, Kuzey Irak diye ifade edilen bölgenin üzerinden 30 küsür yıl geçtikten sonra fiili bir devlet süreci var. Dikkat edin, dönem dönem Irak ordusuyla peşmerge savaşıyor. Ve Türkiye'nin Irak Kürdistan'ında 22 tane üssü var. Onun için bu olay eninde sonunda İsrail'in güvenliği, birçok ülkenin, aynen Birinci Dünya Savaşı'nın sonrası olduğu gibi bu bölgede birçok ülke yaratılacak. Bu tarihsel süreç ne kadar sürecek hep beraber izleyeceğiz. Ama bu büyük bölgesel savaşlara, bir dünya savaşına, tekrar altını çiziyorum, yol açacağını düşünmüyorum. Evet, abiler ağzınıza sağlık. Bugünkü yayının artık sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son olarak tekrar duyuruları hatırlatayım. Hamza Yardımcıoğlu'nun 5 Kasım Pazar günü İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda saat 15'te imzası başlayacak. Kitaplarını imzalayacak. Saat 18'de de konferans salonunda bir konferansı olacak. Yine İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda. İkinci duyurumuz, onu da tekrar söylemiş olalım. Şira Yayınları tarafından İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na girişler için 15 kişiye bir bilet hediye edilmek isteniyor. 15 kişi artı bir 15'te yanınızda getireceğiniz, yani bir kişiye iki bilet şeklinde düşünün. Bunu da omercantalu@gmail.com adresine şimdi yoruma gönderiyorum. Bu adrese mail atarsanız, mail gönderenler arasında bir çekiliş yapacağım. Yarın saat 15'e kadar geçerli bu süre. O çekiliş sonucunda da kazananlara bu biletleri iletmiş olacağım. Onun da bilgisini vereyim. Abiler, varsa son eklemek istediklerinizi alalım. Ben ekleyeyim son olarak. Ekleyeyim. Herkes özellikle Devlet Bahçeli'nin bir sözünü hatırlasın. Türkiye 100 milyon ve aynı zamanda da 100 il. Sözünü bir kenara koyun. Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı Türkiye'nin nüfusu artmalı. Bu artma normal bizim insanlarımızla olmayacak. Bir mülteci dalgasıyla olacak, onu söyleyelim. 100 milyon nüfus bir güçtür diyor Erdoğan'ın bakış açısı, ideolojisi, düşüncesi. O açıdan önümüzdeki süreç işte şey bir süreç değil, kolay bir süreç değil. Biz bu yayını kapadıktan sonra Ömer ve Hamza, hemen hatırlatmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Şaban Seviç'le beraber saat 00'da bir canlı yayına gireceğiz. Acil bir gündemle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hafta sonu yapılacak kongre değerlendireceğiz. Özgür Özel'in önde olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun da kongreyi kaybedip kaybetmeyeceği ile ilgili yorumlarımız olacak. İzleyicilerimizi de bekliyoruz 00'da. Evet, ben de son olarak izleyicilerimizi, benim sık sık katıldığım programlar yaptığım, yani bazı, çünkü son dönemde biraz daha seyrek yayın yapıyorum. Yapıyorum Hamza Yardımcıoğlu kanalında, ama katılıyorum Ali Tarakçı ve Ömer Can Taru ile birlikte yaptığımız yayınlara. O yüzden daha izleyicilerimizi abone olmaya ve takipte kalmaya davet ediyorum. Anahtar TV ve Gerçek TV YouTube kanallarına.
Evet, tekrardan ağzınıza sağlık abiler. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu saatte artık gece yarısına yaklaştık. Bizleri yalnız bırakmadınız. Bir sonraki programda yine görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.